Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. <laughs> YouTuber girişi yaptım. Nasıl oldu mu? Arkadaşlar bugün size böyle bir haber videosu çekmeye karar verdim. Çünkü bu hafta o kadar hareketli geçti ki elektrikli araba dünyasında. Ben de işte güçteyim tabii. Çok fazla yazı da yazamıyorum. Video çekmeyi daha önce böyle hafta sonu fırsatım oluyor. E, dedim ki bütün haberleri tek tek yazacağım ama hem videonun daha çok ulaşacak kitlesi var. Size bunların hepsini böyle bir haftanın haberi videosunda belki de adını haftanın e, e, elektrikli de bu hafta koyarız. Size böyle hızlı hızlı aktarmaya karar verdim. Ben bu e, beni eski takipçiler tanıyorlarsa TeslaTürk.com'u ilk kurduğum zaman 2014'ün sonunda bu kadar çok elektrikli araba haberi zaten dünyada olmuyordu. Dolayısıyla ben haberlere yetişip pek çoğunu aktarabiliyordum boş zamanlarımda yazarak ama artık hem ben daha yoğunum hem de o kadar çok haber oluyor ki yani satışlardan da görebileceğimiz gibi yetişemiyorum. O yüzden hızlıca başlayalım. İlk haber çok önemli. Tesla Harbiden sahiden Türkiye'ye geliyor arkadaşlar. İsa Yeter adlı bir vatandaşımızın bizim bütün çabalarımızı hainci kenara atarak Elon Musk'a attığı tek tweetle aldığı cevapta da Elon, ben Türkiye'yi ve ülkenizi çok seviyorum. Sene sonuna kadar Türkiye'de de Tesla'yı açacağız. Ben de şahsen geleceğim dedi. Bu inanılmaz bir haber. Hatta belki de ilk Supercharger açıldığında da bizim Tesla Türk olarak, Tesla Türk'teki Tesla kullanıcılar olarak birbirimize verdiğimiz bir söz var. İlk Supercharger açıldığında o Supercharger'ın başında buluşup bir mangal partisi yapacağız. Belki oraya Elon Musk da katılır. İsa'ya da buradan koca bir tebrik gönderiyorum. Böyle bir haberi Elon'dan alabildiği için. Abi nasıl yaptın bize de ama Çünkü biz bayağıdır tweet atıyoruz. Ben hala daha boş vaktim olduğunda tweet atıyorum ama cevap alamıyorum. Haberlerde herkesin çok merak ettiği ve hepimizin Hani hastanın sabaha beklediği gibi beklediği Model 3 ile devam edelim. Model 3 üretim hızı inanılmaz yakından takip ediliyor dünyada. Hani insanlara teslim alanları atan aşağısı numaraları, fabrikanın bahçesinin fotoğraf çekimleri bugün kaç tır kadar falan forumlarda sapıkça takip edenler var. Ben sadece bu sapıkların Türkiye şubesiyim. O yüzden size Model 3 üretim hızını özet geçmek ve anlatmak benim görevim. Daha detaylı olarak teslatürk.com'da Model 3 üretim raporu diye yazarsanız, aratırsanız karşınıza yazı dizisi de çıkacaktır. Onu da yazmaya da devam ediyorum. Önümüzdeki günlerde de sürekli güncelleyeceğim. Üretim raporu var Model 3 ile alakalı. Şimdi Model 3'ün üretimi Temmuz 2017'de başladı ama bu Elon Musk'ın lafına göre başladı. İlk 30 arabayı teslim ettiler. Böyle bir show yaptılar, part yaptılar. Model 3 artık başladı. Bakın aramızı çıkarttık dediler ama aslında bu daha klasik markaların beta testine başladığı kısım olabilir. Çünkü İlk model uçları zaten Tesla ve SpaceX çalışanlarını teslim ederek başladılar. Dolayısıyla böyle Kasım ayına kadar falan böyle Ekim Kasım'a kadar adam gibi bir hareket zaten görmedik ki üretimde problemler de çıktı. Elon ilk başta 2017'nin sonuna kadar 100 bin üretim gibi bir, bir fantastik bir hedef koymuş olsa da bu hedef tabii iki kere ertelendi. Daha sonra e, sene başında 2018'in başında haftada 1000 üretimine ulaşıldığı söylendi. Daha sonra tekrardan bu üretim artırıldı artırıldı. Elon gereksiz otomasyon yaptıklarını kabul etti. Bataryanın tepesine koyulacak basit bir parça için bile gereksiz robotlar koyulduğunu kabullendi. Dolayısıyla biraz daha elleye döndü olay. Biraz daha çalışan yükü arttırıldı. Ama sonuç olarak Mart sonu Nisan başına ulaşıldığında yaklaşık 2400 gibi böyle bir haftalık Model 3 üretimine ulaşıldı. Ama ne oldu sonra Nisan sonunda böyle bir yine 5-6 günlüğüne tekrardan retooling ve hani bakım denilen o şişe diplerini, dar boğazları üretim programından kaldırmak için birkaç değişiklik yapmak üzere fabrika kapatıldı 4 günlüğüne. Tabii böyle olunca ortalamalar yine düştü. Hatta Bloomberg'in bile Model 3 üretimini yakından takip eden böyle bir analitik bir sitesi var. O siteden de grafikleri falan takip edebilirsiniz. Yani gerçekten çok eğlenceli. Yarım milyon araba rezervasyonu daha önce kimse iki seneden yapmadı. Onu bırakın hiçbir e, üret... Ara, bi, bir araba da değil. Hiçbir üret... Ara, bi, bir araba da değil. Üret... Ara, bi, bir araba da değil. Ürünün üretimi bu kadar yakından takip edilmedi dünyada. Bu tam bir çılgınlık. Şu anki hedefimiz Temmuz'a kadar 5000'e ulaşmak. Zaten ulaşılacağı da kesin gözüyle bakılıyor şu anda. Çünkü asıl problemler bataryanın, hücrelerinin bataryaya dizilmesi, onun paketlenmesi. Yani genel olarak bataryanın yapılma ile ilgiliydi ve bu... Almanya'da satın aldıkları bir mühendislik firmasının bu, bunu çözmesi ve bu problemin Almanya'dan Kaliforniya'ya taşınmasıyla vesaire çözüldü. Zaten Haziran ayı gibi haftada 4000'leri göreceğimizi düşünüyorum. Temmuz itibariyle de haftada 5000 birlikte devam edecek gibi duruyor olay. Video tarihi itibariyle de yaklaşık 20.000 civarı Model 3 üretilmiştir diye tahmin ediyorum. Bugüne kadar Model 3 bildiğiniz gibi sadece büyük pil, arkadan etiş ve premium iç paket olarak alınabiliyordu. Herhangi bir küçük pil, premium olmayan daha ucuz iç paket ya da 4x4 bu gibi seçenekleriniz yoktu. Sadece renk ve jant seçip siparişi verebiliyordunuz ama Elon yine bir numaralı iletişim kaynağı Twitter'dan bize duyurdu. Önümüzdeki haftadan itibaren performans ve 4x4 modellerinin siparişi alınmaya başlıyor. Bu da demek oluyor ki 4x4'ün ve performans modelinin 0-100 rakamları, menzilini iyileşip kötüleşip kötüleşmediğini bu gibi bilgileri alabileceğiz. Bu da çok heyecanlandırıcı bir gelişme. Bunlar tabii siparişler haftaya alınmaya başlanacak olsa da yine aynı sırayla ilk olarak İlk gün rezervasyon yapmış. Tesla sahiplerinden, hali hazırda eski Tesla sahiplerinden başlayıp biz ölümlere doğru gelecek ama onlara da teslimleri ilk başta Temmuz ayında başlayacakmış zaten. Burada şöyle soru işaretleri de dönüyor forumlarda. Bildiğiniz gibi takip ediyorsanız yakından Model 3'ün şu anki motoru Model S ve X'ten farklı olarak endüksiyon motoru değil PMSM diye geçen sabit magnetli relüktans motoru diye geçiyor. Bu motor ilk anda daha az vursa da fazla ısınmıyor ve aynı zamanda daha verimli endüksiyon motora kıyasla. Ama Performans modelinde belki ön motor endüksiyon, arka aynı şekilde PMSM, relüktans motoru kalabilir. Belki de bu sefer arka aynı S'teki gibi endüksiyon olup ön relüktans kalabilir. Bunları göreceğiz. Endüksiyon motoru kullanıldığında ani hızlanmalarda faydası olsa da pist kullanımı için iyi değil. Çünkü hızlı ısınıyor. Zaten Model 3'ün şu an Avrupa turunu yapan Yuyu Almanya'da otobanda Model 3 ile basabildiği kadar bastı. 220-230 falan giderken herhangi bir ısınma yok. Ama bilenler bilir. Model S ve X 250 ile falan böyle bir 10 dakika gitseniz ısınma belirtileri göstermeye başlıyor. Çok fazla basıp fren basıp fren yapsanız ısınmaya başlıyor. Bunun sorumlusu endüksiyon motoru. Ama belki de hiç endüksiyon motoruna düşmeden relüktans motoruyla aynı performans hızlanmasını sağlayabilecekler. Ben yaklaşık 3 saniye 3.1 saniye 0-100 olarak performans modelini bekliyorum. 4 saniyede e, performans olmayan 4x4 versiyonu bekliyorum. Zaten benim eğer nasip olursa bir gün rezervasyon sıram gelirse almayı düşündüğüm versiyonda 4x4. O yüzden bayağı heyecanlıyım hani kendi almayı hayal ettiğim arabanın ilk kez test sürüşlerini ve belki de özelliklerini göreceğiz haftaya. Bir başka Model 3 haberi ise yine Tesla ile yoğun haberler. Model 3'ün Kanada'da teslimleri başladı. Amerika haricinde ilk olarak Kanada'ya siparişler açılmıştı. Şimdi Kanada'da da ilk sipariş verenler araçlarını teslim almaya başladılar. Niye Amerika'dan böyle siparişlerin hepsi tamamlanmadan bir anda hızlıca Kanada'ya geçti Tesla? Bunun sebebi Amerika'da herhangi bir elektrikli araba üreticisi, herhangi bir otomobil üreticisi 200 bin elektrikli araba teslim ettiği anda Sattığı arabalarda 7500 dolarlık federal hükümetin verdiği vergi kesintisini, vergi indirimini müşterilerine sağlayamıyor. Mesela bugün Amerika'da öyle bir teşvik var ki ben elektrikli araba alacağım ve elektrikli arabanın fiyatı 50.000 dolar. Bana hükümet benim vergi borcumdan elektrikli araba aldığım için teşvik kapsamıyla 7500 dolar düşüyor. Ben esasında o araba için 42.500 doları demiş oluyorum. Ama bir marka. 200 bin inci elektrikli arabasını teslim ettiği çeyrekten, bir sonraki çeyrekten itibaren bu indirimleri kısmaya başlıyor, bu vergi kesintileri kısmaya başlıyor hükümet. Bu yüzden de Tesla 200 bin arabasını ikinci çeyrekte değil, Haziran sonundan sonra teslim edebilmek için bu aralar Amerika'yı biraz kısıp Kanada'ya yoğunluk verdi. Bunun sebebi tamamen bu. Avrupa'ya ise sıra Aralık sonu gibi gelecek diye dedikodular duyuyoruz. Tabii orada da ayrı soru işaretleri var. Normalde bugün, Model S ve X batarya ve şasi ayrı olarak Tilburg'a gelip Hollanda'da birleştiriliyor. Bu sayede Avrupa malı olarak kabul görüp ATR belgesi alıyor ve gümrük vergisinden muaf oluyor. Ama Model 3 için Böyle bir kapasite artırımı Tilburg'da yapılmadı, başka bir fabrika duyurulmadı. Belki de Amerika'dan bitmiş şekilde gelecek. Daha zaten Avrupa'ya hazırlık testleri var. Ayrıca alınması gereken AB belgeleri var. Avrupa ile ilgili hiçbir gelişme duymadık. Ama 2018'in sonuna doğru ve 2019 başına itibaren bu testler başlayacağı için bunlarla ilgili de yakın zamanda haberler gelmeye başlar. Devamında diğer artık markalara geçersek Mercedes bu hafta ilk çıkaracağı %100 elektrikli arabası EQC ile ilgili detayları duyurdu. EQC son zamanlarda çıkmış olan bu elektrikli SUV çılgınlığına, premium elektrikli SUV çılgınlığına katılacak bir başka halka. Biliyorsunuz ilk çıkacak olan, birkaç ay sonra Türkiye'de teslimleri başlayacak olan Jaguar I-Pace. BMW'nin yeni tanıttığı iX, iX3. Audi'nin önümüzdeki seneden itibaren satışa sunacağı ama Türkiye'de tabii ki de satışa sunmayacağı. Selam Doğuş Oto. Audi e-tron Quattro. Ve ardından şu anda Mercedes'in de yeni tanıttığı ilk elektrikli, yüz elektrikli arabası ve kendi alt elektrikli markası EQ'nun da aynı zamanda ilk arabası olacak olan EQC. Benim de Avusturya'da röportaj yapma fırsatı bulduğum Johnny Smith. Full charge'da güzel bir EQC videosu yapıp Mercedes ekibiyle birlikte güzel bir test sürüşü yapıp onlara da röportaj yapabilmiş. O videoyu da buraya koyuyorum onu izleyebilirsiniz. Ama özetlersek 2019'da satışta olacak ilk elektrikli Mercedes. Şu anda şu an kadar 200 prototip yapılmış ve bu prototiplerle hem dijital hem sahada dışarıda testler sürüyor. 70 kW bataryaya sahip olacak 70 kW saat. Bence biraz düşük. i-Pace line i boyutta i-Pace 90 kWh'e sahip ama yani maliyetlerden dolayı böyle bir seçenek yapılmış olabilir. Zira BMW iX 3 de 70 kWh bataryaya sahip olacak. Mercedes bununla eski NEDC test rakamlarına göre 500 kilometrelik bir menzil vaat etse de NEDC testinin sonuçları bize birazcık bile gerçeği yansıtmıyor. Dolayısıyla ben o arabada yaklaşık gerçek kullanım şartlarında 300-350 km arası bir menzil beklerim. Hatta Kışın çok basarsanız 250 km'ye kadar bile düşebilirsiniz. Araba tabii ki de 4x4 olacak. Önde ve arkada iki motor ile. 0-100'ü 5 saniyeden küçük olacak. 402 beygir güce sahip olacak. Ve sevdiğim bir sürüş özelliği olarak Johnny'nin videosunda gördüğüm. Arabada regen ayarlanabiliyor. Bu bildiğiniz gibi ayağınızı gazdan kaldırdığınızda motorun kendini frenleyerek şarj etmesi olayında. 3 seçenek koymuşlar. Bir tanesinde hiç bir şekilde regen yok. Ayağınızı gazdan çektiğinizde yelken modunda araba süzülüyor. Herhangi bir bağlantı veya bir direnç yok. İkinci modda içten yanmalı bir arabanın aynı bir motor freniyle viteste gitmesi, ayağınızı kaldırdığınızda devrinde kalıp da size motor freni yapması gibi bir yavaş bir rejenerasyon opsiyonu var. Üçüncüsü de BMW i3'te olduğu gibi ayağınızı kaldırdığınızda aşırı sert bir rejenerasyonla ani frenlemeler hariç hiç fren pedalını kullanmadan tek pedalla araba kullanım opsiyonunu size sunuyor. Bu tabii ki Kişiden kişiye göre değişir. Arabaya ilk içten yanmalıdan bindiğinizde normal şekilde kullanırsınız. Ayağınız alıştıkça ricini açarsınız falan. Yani ben elektrikli araba kullanan herkesin ricini alışmasını tavsiye ediyorum. Vazgeçilebilecek bir şey değil çünkü gerçekten arabadaki en sevdiğim özelliklerden birisi. Bir sonraki haberde de Audi yeni yaptığı hissedarlar toplantısında 2025 yılında 800 bin adet elektrikleşmiş otomobil satacağını duyurdu. Şimdi orada kelime birazcık sıkıntılı. Elektrikleşmiş otomobil her şey anlamına gelebilir. Bu bizim karşı olduğumuz hibritler de buna dahildir. Ama kendileri bunun çoğunun %100 elektrikli olacağını iddia ediyorlar. Onların da planları şu anda şu şekilde. Yine bu premium SUV çılgınlığı kapsamında 2018 sonu 2019 başında gibi elektrikli arabanın iyi sattığı Norveç, Hollanda falan gibi pazarlarda Audi e-tron Quattro çıkacak. 2019-20 gibi e-tron Sportback çıkacak. Yine böyle 400-500 km menzilli. Onu hemen e-tron GT daha spor bir otomobil takip edecek ve premium kompakt bir arabada daha sonra yapabileceklerini söylüyorlar. 2021'den itibaren de full otonom, tamamen kendi kendini kullanabilen ve direksiyonsuz arabalarla ilgili kısa bir test filosu yapıp o arabayı tanıtıp da tabii ki o ürün gamının da tamamen %100 elektrikli olacağını söylüyorlar. Agresif bir plan mı? Bence hayır. Zaten klasik otomobil yapımcılarının en büyük sıkıntısı bu. Elektrikli devrimin geldiğini görüyorlar. Kendilerine yaklaşan bir tren gibi. Ama raylarda o kadar çok onların yatırımı var ki o yatırımları çekebildikleri kadar hızlı o tarafa çekip kendilerinin de o trene binmeleri lazım. Yoksa o tren onlara çok fena çarpacak. Metaforu anlatabildim mi bilmiyorum ama milyarlarca dolarlık yatırımları var. İçten yanmalı motor fabrikalarında bu yatırımların zarar göreceğini de biliyorlar ama bu zararları minimize etmek için o dönebildikleri kadar yavaş bu olayı döndürmek istiyorlar. Ama Tesla gibi veya diğer startuplar gibi tuzu kuru olup elektrikliğe full saldıran markalar bu noktada çok daha avantajlı. Göreceğiz. Ben bunu daha önce de bir yazımda bildirmiştim. Hani bu devrim, bu kaçınılmaz elektrikli araba devrimi kendi mi yaratacak. Yoksa kaynaklarla klasik yapımcılar BMW, Audi, Volkswagen gibi Mercedes gibi gruplar ayakta aynı şey sağlamlıkta kalabilecekler mi? Göreceğiz. Hani bu işleri en heyecanlı kılan şey bu. Son haberde de Volkswagen grubu bütün grup olarak yine hissederler toplantılarında batarya kontratlarının 48 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Roadmap iyi e adını verdikleri elektrikliye giden yol planları kapsamında zaten kendi pil fabrikalarını yapmayacaklarını, bu yatırıma girmeyeceklerini duyurmuşlardı. Ama bu verdikleri batarya kontratıyla batarya üreticilerine, pil üreticilerine üretim kapasitelerini arttırmaları ile ilgili teşvik verdiklerini düşünüyorlar. Zaten Volkswagen grubunun ilk pil ihtiyacı yakın zamanda çıkacak olan bu bahsettiğim Audi e-tron Quattro ile lazım olacak zaten. Ama daha sonrasında bu Audi bir yandan başlarken 2020'den itibaren Volkswagen'in ID grubu %100, /100 elektrikli arabaları çıkmaya başlayacak. O zaman daha da fazla batarya ihtiyaç duyacaklar. Zaten bugün elektrikli araba dünyasında batarya bulmak ve bunu ucuza bulmak gerçekten büyük bir külfet. Çünkü yeteri kadar otomobilde kullanılabilmeye uygun lityum batarya üretilmiyor. Bunun arzını ile ilgili ciddi yatırım yapanlar var. Ciddi rekabetler var. Tesla bu noktada da bu yüzden önde. Çünkü bundan 4 sene önce Gigafactory'nin Temelini attılar ve bugün o Gigafactory'de Panasonic ortaklığında kendi pillerini üretiyorlar ve maliyetlerini kimse bilmiyor. Ama Tesla tırın 1000 km menziliyle duyurulması, yeni Oğuz tırın 1000 km menziliyle duyurulması ve buna bütün herkesin böyle bir şey nasıl olabilir, bu maliyetlerin kurtarılması, bu fiyatlarla imkansız tepkilerin vermesi esasında ne kadar rekabette önde olduklarının göstergesi. Umarım bu haftanın elektrikli haber turu videosu konseptini beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve teslatürk.com'u da Twitter'da, da Facebook'da, Instagram'da da hepsi aşağıda var. Takipte kalmayı unutmayın. Bu seriyle ilgili önerilerinizi bekliyorum. Yakın zamanda dışarıdan uzun yol videoları olsun, inceleme videoları olsun gelmeye devam edecek ama bu yoğun geçen haftayı size şöyle güzelce bir özetlemek istedim. Elektrikli devreme katılın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.